Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'li kronometre edebiyat denemesinin 5.'sini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu cümledeki gömlek sözcüğü yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamak için kullanılmıştır diyor. Bakalım bu kurduğu öykü evreniyle kendisini çağdaşlarından birkaç gömlek sıyırarak edebiyat dünyamızı selamlıyor ifadesinden. Bakın arkadaşlar, çağdaşlarından birkaç gömlek sıyrılmış demiş. Yani onlardan üstünlüğünü, onlara göre daha iyi bir yazar olduğunu belirtiyor. Seçeneklere bakalım. Yenilikçilik değil arkadaşlar. Toplumsallık değil. Evrensellik değil. İnandırıcılık değil. Açıklarken ifade etmiştik. Üstünlük olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik yönünden diğerlerinden farklıdır demiş. Kanıtlanabilirliği sormuş arkadaşlar. Neye bakacağız? Öznel ya da nesnel olup olmadığına bakıyoruz. Yeryüzünde ilk canlının oluşumundan bugüne canlıların kesinlikle vazgeçemediği şeylerden en önemlisi şüphesiz şudur demiş. Bakın, kesinlikle ve şüphesiz kelimelerini kullanıyor. Burası nedir arkadaşlar? Özneldir. Dünyanın üçte ikisi su olduğunu gibi erişkin insan vücudunun da %60-70'i sudur. İnsan gıda almadan yalnız su içerek yaklaşık 5-10 hafta hayatını sürdürebildiği halde susuzluğa ancak 4-10 gün dayanır. İnsan vücudundaki suyun 2 bölü 3'ü hücre içerisinde, geriye kalan kısmı ise dokular arası sıvıda ve kanda bulunur. İnsandaki sistemlerin, organların, dokuların ve hücrelerin normal işlevlerini yerine getirebilmeleri için bir insanın günde ortalama 1,5-2 litre suya gereksinimi vardır demiş. Arkadaşlar bakın, 2 numaradan başlayarak paragrafın sonuna kadar nesnel olduğunu görüyoruz. Öznel olan tek cümle nedir? 1 numaralı cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Arkadaşlar, parçamızı okuduğumuzda neden sonuç cümlelerine yer verilmiş midir? Verilmiştir arkadaşlar. Nerede? Bakın, kaynaktan çıkan suyun içerdiği karbon dioksitin uçması ve su içindeki kalkerin çökelmesi ile katmanlar halinde travertenler oluşmuş ve ortaya kristalleşmiş pamuk tarlalarını andıran mucizevi doğal bir yapı çıkmıştır diyor. Arkadaşlar, kristalleşmiş pamuk tarlalarını andıran mucizevi bir doğal yapının ortaya çıkmasının nedeni neymiş? Karbondioksitin uçması ve su içindeki kalkerin çökelmesiymiş. Bundan dolayı da arkadaşlar burada ne vardır? Burada neden sonuç cümlesi vardır? Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Açıklayıcı cümleler kullanılmış mıdır? Evet, bakın şuradan itibaren alacak olursak açıklayıcı cümleler vardır. Buradan da B seçeneğini çıkarırız. Bunu elemiş olduk. Peki farklı cümle türleri kullanılmış mıdır arkadaşlar? İlk cümlemize bakalım. Eşsiz renk ve biçimleriyle Denizli'nin ve aynı zamanda da Türkiye'nin sembolü. Arkadaşlar, Türkiye'nin sembolüdür yüklem. Bir tane yüklem var. İçinde fiilimsi var mı? Yok. Olmadığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Basit cümledir. Peki ikinci cümleyi okuyalım. Yüksek miktarda kalker içeren suyun yolculuk sırasında oksijen ile olan teması Pamukkale'nin muhteşem görüntüsünün sebebidir. Sebebidir yüklem. Bir tane yüklem var. İçinde fiilimsi var mı? Bakın, an en nedir burada? Sıfat fiildir. Başka var mı? Yok. Şurası da arkadaşlar bir yüklemi var. İçinde fiilimsi var. Bundan dolayı burası da girişik birleşik cümledir. Bunun için de biz değerli arkadaşlar D seçeneğinde elemiş oluruz. Farklı türlerde cümle yapıları kullanılmıştır. Terimlere yer verilmiştir diyor. Var mı arkadaşlar bu? Bu da var. Okuduğunuz zaman bakın, kristalleşmesi, travertenler, kristalleşmiş pamuk tarlaları, bunlar genel itibariyle terimsel ifadelerdir. O yüzden E seçeneğini denemiş olduk. Bu parçada değerli arkadaşlar devrik cümle yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde söz konusu eserin çok okunduğu belirtilmiştir? Sanatçının hemen her eserinde güncelliği öne çıkardığı görülüyor. Kendi insanının kokusu sinmiş eserin hem içeriğine hem de diline.
Genç sanatçıların önünü aydınlatıyor bu kaliteli yapıtıyla yazar. Eserin konusu yalnızca bugünü değil, dünü ve yarını da ilgilendiriyor. Kapağın üzerinde hiç toz birikmeyen bir başyapıt olmuş bu eser. Arkadaşlar bakın, hiç toz birikmeyen dediğine göre bu eser sürekli okunuyor anlamına gelir. Neden? Çünkü demek ki bu eseri biri alıyor okuyor, sonra diğeri alıyor okuyor. Bundan dolayı eser hiç rafta beklemiyor. Dolayısıyla da tozlanmıyor. Bu da çok okuduğuna işarettir. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Tanzimat'tan önce halk hikayeleri ve mesneviler roman ve öykünün işlevini üstlenmiştir. Doğrudur, elemiş olduk. Servet Fuhr'un döneminde Fransız edebiyatın örnek alan sanatçılar halktan kopuk bir aydın edebiyatı oluşturmuştur. Doğrudur, elemiş olduk. Fecrati edebiyatında ağır ve süslü dille şiirler yazılmıştır. Doğrudur. Halka doğru ilkesiyle hareket eden milli edebiyatçılar memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmaya amaçlamışlardır. Doğrudur, elemiş olduk. Cumhuriyet dönemi sanatçıları roman ve öykülerinde İstanbul ve çevresini anlatmakla yetinmişlerdir diyor. Yanlıştır. Arkadaşlar sadece İstanbul'a değil Anadolu'ya da değer vererek Anadolu'ya yöneldiklerini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu dizelerde iki kafiyenin benzeri aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır diyor. Ben de duman olsam onun yerine dağılsam dağların şu mahşerin ifadesinde. Bakın arkadaşlar. İne, ine, ekler görevleri ve şekilleri yönüyle aynıdır. Bundan dolayı arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Redif diyoruz. Geriye kalan ses benzerliğine baktığımızda buradaki erler nedir arkadaşlar? Erler. Bunlar da tam kafiyeyi oluşturur. Dolayısıyla biz de seçeneklerde tam kafiyeye bakmış olacağız. Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca yol almış hayatın ufuklarınca ifadesinde. Bakın arkadaşlar, şunlar görevleri yönüyle aynı olduğu için biz bunlara ne diyoruz? Redif diyoruz. Geriye kalan ses benzerliği ise arkadaşlar şuradaki arı ifadesidir. Dolayısıyla buradaki arılar nedir arkadaşlar? Zengin kafiyedir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Hani bir gün seninle Topkapı'dan geliyorduk yol üstü bir meydan ifadesinde. Meydan kök halinde olduğu için redif aranmaz. Dolayısıyla buradaki danlar nedir arkadaşlar? Zengin kafiyedir. Bütün kusurumu toprak gizliyor, merhem çalıp yaralarımı düzlüyor ifadesinde. Şuradaki gizden gizlemek, düzden düzlemek, yor şimdiki zaman. Dolayısıyla liyorlar nedir arkadaşlar? Görevleri aynı olduğu için biz bunlara redif diyoruz. Geriye hangi sesler kalmıştır peki? Bakın geriye de tek ses benzerliği var. Z sesini görüyoruz arkadaşlar, benzer olan. Bundan dolayı da buradaki Z'ler nedir? Yarım kafiyedir. Devam edelim. Aşıp dağları seyran eyledim, garip gönlümü hayran eyledim ifadesinde. Bakın eyledimler sözcük halinde rediftir. Geriye kalan ses benzerliklerine baktığımızda ise bakın şuradan itibaren Y'den itibaren aldığımızda arkadaşlar biz bunun da ne olduğunu görüyoruz. Zengin kafiye olduğunu görüyoruz. Üst sesten fazla olduğu için. Dolayısıyla bu seçeneği de elemiş oluruz. Bunu eledik. Bunu da zaten elemiştik. Hatırlayın. Ellerin ve parmakların ellerinden belli olur bir kadın ifadesinde. Arkadaşlar kadın kök halinde olduğu için redif aranmaz. Buradaki ınlar nedir? Buradaki ınlar tam kafiyedir arkadaşlar. Bundan dolayı da bize benzerini sormuştu hatırlayın. Üstteki beyitte de tam kafiye vardı. Burada da tam kafiye var. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizelerden hangisinin ötekilerinden farklı bir edebiyat geleneği çevresinde yazıldığı söylenebilir demiş. Cümle yaran sana uşak olduğun bilmez misin? Cümlenin takatları taak olduğun bilmez misin? İfadesi nedir arkadaşlar? Divan edebiyatı geleneğidir. Demen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa
Gönül tahtına andan özge sultan olmasın ya Rab ifadesinde de yine divan edebiyatı olduğunu görüyoruz. Yiyin efendiler, yiyin. Bu yerde iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin ifadesi nedir arkadaşlar? Bu Servet Fünun geleneğinde yazılmıştır. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su. Kim bu denli tutuşan ablara kılmaz çare su. Bu da divan edebiyatı geleneğinde yazılmıştır. Değil haddimiz gerçi çaldırma söz. Gönül bir iki name eyler niyaz ifadesi. Bu da divan edebiyatı geleneğinde yazılmıştır. Farklı olan nedir arkadaşlar? C seçeneği. Yani Servet-i Fünun'un geleneği olacaktır arkadaşlar. 8. soru. Bu parçada edebiyatın hangi işlevi vurgulanmıştır diyor. Bakalım. Edebiyat bireylerin hayatının tüm özellikleri içinde tarihi aşamalarını sağlamıştır. Cervantes, Shakespeare, Dante ve Tolstoy'un okurları olarak zamanı ve mekanı aşarak birbirimizi tanırız ve kendimizi aynı türün üyeleri olarak duyumsarız. Çünkü bu yazarların yapıtlarını okurken onlar olarak neyi paylaştığımızı, bizi birbirimizden ayıran engin farklılıkların ötesinde hepimizde ortak olanı öğreniriz ifadelerinden arkadaşlar. İnsanda estetik zevk uyandırma olmaz. Toplumsal olaylara duyarlılık kazandırması olmaz. İnsanları ortak paydada buluşturması olabilir. Ünlü yazarları okuyucuya tanıtması olmaz. Bireyin ruh halini tüm yönleriyle yansıtması olmaz. Arkadaşlar bakın, zamanı ve mekanı aşarak birbirimizi tanırız ve kendimizi aynı türün üyeleri olarak duyumsarız demiş. Bu da neyle ilgili? Evrensellikle ilgili. İnsanları ortak paydada buluşturmakla evrensel konuları işlemekle mümkün olur. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirmelidir demiş. Bakalım. Nokta nokta nokta. Düşüncenin çıkar gözetmez oyununa, rüyanın sınırsız gücüne ve bugüne değin önemsenmemiş bulunan belli çağrışım biçimlerinin üstüne bir gerçekliği olduğuna inanır. Bilinçaltının sınırsız sığınağına yönelir sanatçılar. Arkadaşlar, bilinçaltı diyorsa biz buraya neyi getiririz? Tabii ki sürrealizmi getiririz. Nokta 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 şiirlerini bu düşünce doğrultusunda oluşturur ifadelerine baktığımızda bakın arkadaşlar, parnasizm değil, sembolizm değil, realizm değil, romantizm değil, sürrealizm Orhan Veli olacaktı. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Türklerin İslam dinini benimsedikten sonra Arap Fars kültürünün etkisi altında yarattıkları bir edebiyattır. Doğrudur. Divan edebiyatının serüveni adeta sarayla doğmuş, sarayla büyümüş, sarayla çökmüştür. O yüzden saray edebiyatı dönüyor arkadaşlar. Doğrudur. Arapça ve Farsça sözcüklerle tamlamalara sıkça başvurulmuştur. Doğrudur. Elemiş olduk. Ölçü olarak aruz ölçüsü benimsenmiştir ve ahenk önemsenmiştir. Doğrudur. Konunun işlenişi değil, önemli olan konunun özgün olmasıdır. Arkadaşlar, onlar için önemli olan konunun özgün olması değil, divan edebiyatında önemli olan nedir? Söyleyiş güzelliğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerde geçen Sivas sözcüğüyle anlatılmak istenen Sivas Kongresi üyeleridir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir söz sanatı vardır diyor. Arkadaşlar, parçayı okumaya bile gerek yok. Şu ifadeden biz ne anlıyoruz? Burada ne varmış? Ad aktarması varmış. Bize aşağıdakilerin hangisinin ad aktarması olup olmadığını soruyor. Bakalım. Gurbet çeken gönüller kuşatmış ocağı derken hem ocak kelimesinde hem de gönüller kelimesinde ne vardır arkadaşlar? Gönüller derken insanları kastediyor. Ocak derken evleri kastediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Burada da arkadaşlar ad aktarması bulunmaktadır. 12. soru. Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez demiş. Gözüm görmez oldu kanlı yaşlardan, hayal meyal yatamıyorum düşlerden, sevdiğim üstünde uçan kuşlardan, her seher vaktinde sor beni ifadelerinde. Hece ölçülü yazılmıştır diyor. Evet arkadaşlar, baktığımızda hece ölçülü yazıldığını görebiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile hece ölçüsü kullanılmış arkadaşlar. Elemiş olduk.
tam kafiye kullanılmıştır diyor. Bakalım. Yaşlardan, düşlerden, kuşlardan. Arkadaşlar bu lardan nedir? Bunlar rediftir. Peki geriye kaç ses benzerliği kaldı? Bakalım. Ş var, Ş var ve Ş var. Arkadaşlar sadece Ş olduğu için biz buna ne diyoruz? Yarım kafiye diyoruz. Yanlış olanı sormuştu bize, söylenemeyecek olanı. Burada yarım kafiye vardır, tam kafiye yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ozanlara verilen isimlerden değildir demiş. Şaman bu isimlerden biriydi. Kam bu isimlerden biri. Oyun bu isimlerden biri. Yu ölümlerin arkasından düzenlenen törenlere denir arkadaşlar. Bunu alırız. Aşık da halk edebiyatında saz şairlerine verilen isimdir. Bunu da alırız. Bundan dolayı doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. 14. Bu parçada boş bırakılan yeri aşıdaki sanatçılardan hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Ünlü sanatçımız fütürizmden geniş ölçüde etkilenmiştir. Rusya'da bulunduğu yıllarda Mayakovski ve öteki fütürist ozanların şiirini tanıdıktan sonra özgür nazım tekniğini benimsemesi, bu yoldaki ilk şiirlerinin bazılarında makineleşmek isteğini dile getirmiştir ifadelerinden. Biz kim anlıyoruz arkadaşlar? Bakın bunlar hep anahtar kelime. Bunlardan arkadaşlar Nazım Hikmet olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirmelidir demiş. Bakalım. Eski çağlarda ozanın öğretici, eğitici, yol gösterici bir görevi olduğu kabul ediliyordu. Eski Yunan edebiyatında Hesidos, Nokta Nokta adlı eserinde ahlak, tarım ve gemicilik üzerine bilgi vermiştir. Türk edebiyatında Aşık Paşa'nın Nokta Nokta adlı eseri, Nabi'nin Nokta Nokta adlı eseri didaktik şiir türünün önemli örnekleridir demiş. Arkadaşlar Aşık Paşa'nın bu eseri nedir? Tabii ki Garipname'dir. Peki Nabi'nin eseri nedir? Didaktik tarzda yazdığı eseri. Bu da tabii ki de arkadaşlar Hayriye'dir. Seçeneklerimize bakalım. Harname Hayrabat değil, Kabusname Surname değil, Cihannuma Tuhfetülharameyn değil, Garipname Hayriye, Hesidos'un yazdığı da arkadaşlar nedir? İşler ve günlerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 16. soru. Aşıdaki yapıtlardan hangileri Hamid, Ekrem, Sezai Mektebi'nin ürünlerinden biri değildir demiş. Parçamıza bakalım. Tanzimat'ın ikinci kuşağı olarak bilinen Hamid, Ekrem, Sezai Mektebi'nin bir devamı niteliğindeki Servet Fünun dönemi ve Fecrati topluluğu gibi edebi hareketler Tanzimat'la başlayan yenileşme ilgisinin hala mecrasını bulamamış arayışları sayılmalıdır ifadesinden. Arkadaşlar küçük şeyler kime aittir? Sami Paşazade Sezai'ye aittir. Zemzeme kime aittir arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Rubab-ı Şikeste kimindir değerli arkadaşlar? Bu da Tevfik Fikret'indir. Makber kimindir? Makber de Abdülhak Hamid Tarhan'ındır arkadaşlar. Dihteri Hindi kimindir? Bu da değerli arkadaşlar Abdülhak Hamid Tarhan'ındır. Bakın bize Hamid, Ekrem ve Sezai Mektebi'ni sormuş. Bunların dışında kalan sanatçı kimdir arkadaşlar? Tevfik Fikret'tir. Servet Fünun sanatçısıdır. Diğerlerinin ise Tanzimat dönemi sanatçıları olduğu görülmektedir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneğidir. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Ayraç içindeki sanatçı ile ilgili değildir demiş. Osmanlı'nın kuruluşunu anlattığı Devlet Ana dışında konusunu tarihten aldığı eserleri yakın tarihimizle ilgilidir. Devlet Ana kimindir? Kemal Tahir'indir. Doğrudur. Elemiş olduk. Cevdet Bey ve Oğulları romanında 2. Abdülhamit döneminden 12 Mart'a kadar geçen zaman diliminde bir ailenin yaşamı anlatılmıştır. Bu kimin eseridir? Orhan Pamuk'undur. İçerik de doğrudur. Elemiş olduk. Anayurt Oteli'nin kurgusu aynı zamanda otelde katiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerine şekillenir. Yusuf Atılgan demiş. Anayurt Oteli Yusuf Atılgan'ındır. İçerik de doğrudur. Elemiş olduk. Devekuşu Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından olan yazar, güncel olayları konu alan eleştirel oyunları seyircilere sunmuştur. Orhan Asena demiş. Arkadaşlar bu Orhan Asena değildir. Kim olacaktır bu?
Haldun Taner olacaktır. Haldun Taner, Zeki Alasya, Metin Akpınar, hatırlayın, bununla beraber Devekuşu Devlet Tiyatrosu'nu kurmuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu partide söz edilen yapıt aşağıdakilerden hangisine aittir demiş. Tiyatro tarihimizle ilgili olan İbiş'in rüyası, Paşaoğlu Nahit'in tiyatrocu olmak için evinden kaçması, Jül Sezar piyesinde figüran olmasıyla başlar ifadesinden arkadaşlar biz neyi anlıyoruz? İbiş'in rüyası adlı eser kimindir? Tabii ki Tarık Buğra'nındır. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi yapıtlarında mizah unsurunu ağırlıklı olarak kullanan sanatçılar içinde anılamaz demiş. Aziz Nesin, tabii ki mizahla ilgileniyor arkadaşlar. Hatırlayın, Zübük var, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz var. A seçeneğini demiş oldu. Rıfat Ilgaz, bu da arkadaşlar mizahla ilgilenir. En basit örneği Hababam Sınıfı'nı yazmıştır. Bunu da dedik. Muzaffer Yüzgü, bu da ilgilenir. Hatırlayın, güldüren uçurtmalar, donumdaki para arkadaşlar, Muzaffer Üzgün'ün eseridir, mizah vardır, bunu denemiş olduk. Neyzen Tevfik, arkadaşlar bunun da en basitinden fıkraları var, bunu denemiş olduk. Orhan Pamuk, doğru cevabımız budur arkadaşlar. Genellikle yazdığı siyasi ve politik romanlarıyla tanınan Orhan Pamuk, doğru cevabımız olacaktır. 20. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. 1935'te The Clown and His Daughter, Soytarı ve Kızı adıyla Londra'da İngilizce, bir yıl sonra da nokta nokta adıyla Türkçe yayınlanmıştır. Romandaki olay 2. Abdülhamit döneminde geçmektedir. Daha doğrusu 1908 öncesi dönemden toplumsal bir kesit konu edilmektedir. İstanbul'un aynı adı taşıyan bir mahallesinde yaşanan olayları konu almaktadır. Roman, Rabia, Rabia'nın babası Karagöz, oyuncusu Kız Tevfik, Mevlevi Dervişi Vehbi Dede, İtalyan piyanist Peregrini üzerine kurulmuştur. Bu kişilerin kendi aralarındaki ilişkiler ele alınan zamanlardaki şartlar ile birlikte romanı yönlendirmektedir ifadelerinden. Biz şuradan değerli arkadaşlar, aynı zamanda da yazarın kahramanlarından bu eserin ne olduğunu anlıyoruz. Tabii ki bu Sinekli Bakkal'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 21. soru. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki ifade getirilirse bilgi yanlış olur demiş. Bakalım. Orhan Veli modern Türk şiirinin olanaklarını genişletmiş, hareketinin öncüsü olmuştur diyor. Orhan Veli hangi hareketin arkadaşlar? Garip hareketinin öncüsüdür. Doğrudur. Bunu elemiş olduk. Behçet Necatigil halk kültüründen aldığı ögeleri Batı şiiriyle birleştirmekle beraber nokta nokta olarak anılmıştır. Hatırlayın, neydi arkadaşlar? Behçet Necatigil evler şairidir. Doğrudur. Elemiş olduk. Fazıl Hüsnü Dağlarca şiir dışında hiçbir türle ilgilenmeyip nokta nokta türü yapıtlarında Kurtuluş Savaşı tarihini anlatmıştır diyor. Arkadaşlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca destan şairidir. Yapma destanıyla tanınır daha çok. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Memduh Şevket Esendal nokta nokta tarzı öykülerinde topluma ayna tutan bir sanatçıdır demiş. Mapusant diyor arkadaşlar. Değil. Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık arkadaşlar nedir? Daha çok Çehov tarzı hikayeleriyle bilinir. Bundan dolayı bu yanlıştır. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Yine Hababam Sınıfı serisiyle tanınmış olan Rıfat Ilgaz, Türk Edebiyatı'nın mizah ustalarındandır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. 22. soru. Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine örnek gösterilebilir demiş. Bakalım. Dilberin işi itab-ı naz olur. Çeşmi cadü gamzesi gammaz olur. Ey gönül sabret tahammül kıl ana. Yare erişmek içi az az olur ifadelerinden. Arkadaşlar bakın. Bu müstezat olamaz. Müstezat nedir? Beyit halindedir. Bu kıta da olamaz. Kıta da beyit halindedir. Şarkı olamaz. Şarkıda nakarat bölümleri vardır arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Yine maniye baktığımızda ise arkadaşlar genellikle yabancı kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Yani daha çok divan edebiyatına ait bir şiir biçimi olarak görülüyor. Hece ölçüsüne baktığımızda 7'den fazla hecenin olduğunu görüyoruz. Maniler de nedir arkadaşlar? 7'li hece ölçüsüyle yazılırdı. Bundan dolayı bu da olmaz. Bunu denedik. Geriye kalan tuyu arkadaşlar doğru cevabımız olacaktır. 23.
Yukarıda boş bırakılan yere hangi roman adı getirilmelidir demiş. Bakalım. Servet Fuhr'un döneminde yaşadığı halde bu topluluğun dışında kalan yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nokta Nokta adlı romanında Meftun Bey'in kişiliğinde yanlış batıllaşma konusunu ele alır ifadelerinden. Arkadaşlar, eserin kahramanı ve konusuna baktığımızda bu eser nedir arkadaşlar? Tabii ki Şıpsevdi'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. 24. soruya. 24. soruda anonim halk edebiyatında genellikle 4 dizeli, 7'li hece ölçüsüyle oluşturulan, uyankları AA, BA şeklinde olan ve başta aşk olmak üzere çeşitli konularda söylenen şiirlere ne ad verilir demiş. Arkadaşlar, tek dörtlükten oluşuyorsa ve 7'li hece ölçüsüyle yazılıyorsa bu nedir? Manidir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.